Bugün eski bir çamaşır makinesi su valfi ile otomatik sulama sistemi yapacağız. Çamaşır makinesinin üzerindeki su alma valfi üzerindeki bir bobinle çalışıyor. Bobine enerji geldiğinde suyu açıyor ve enerji kesildiğinde suyu kapatıyor. Su valfini çıkartıp borunun ucuna taktım. Kablo bağlantılarını yapabilmek için bobinin ucuna iki tane soket takıyorum. Bu kablolardan bir tanesini keserek araya bir tane buton bağlamam gerekiyor. Kabloyu bağlayıp lehimledikten sonra Elektrik bandıyla izole ediyorum. Daha sonra su valfinin yanına sıcak silikonla yapıştırıyorum. Kablonun boşta kalan iki ucuna fiş bağlamam gerekiyor. Getirdiğim fişin kablolarını ve bobinin kablolarını birbirine bağlayıp izole ettikten sonra aslında işlemi tamamlamış oluyorum. İzole işlemi bittikten sonra ilk önce bu sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Sonra otomatik bahçe sulama sistemi yapacağız. Şimdi bahçedeki çeşmeden bu valfe su verdim. Aynı zamanda bobine takmış olduğum fişi de elektriğe bağladım. Burada yapmam gereken sadece düğmeye basmak. Düğmeye bastığımda valf çekecek ve su akışına izin verecek. Düğmeye bastığımda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ama bu şekilde 220 volt elimizin altında olduğu için çok güvenli değil. Ama daha güvenli bir şekilde bununla bahçe sulama sistemi yapılabilir. Az önce bizim kullanmış olduğumuz bu şekilde tekli bir valfti. Ama bazı makinelerde bu şekilde üçlü valf da bulunabiliyor. Eğer otomatik sulama yapmak istiyorsanız ve bahçeniz de çok büyükse böyle sistemler kullanılabilir. Ben elimde böyle bir valf olduğu için bunu kullanacağım. Ama ister isterseniz tekte olan valfi de kullanabilirsiniz. 3 tane valfi aynı anda çalıştırabilmek için bu valfleri birbirine paralel bağlamak gerekiyor. Paralel bağlayabilmek için bir tane kabloya 3 tane soket bağladım. Ve bu soketleri her valfi sadece bir tane girişine bağlıyorum. Valflerin boşta kalan uçlarına ise hazırladığım diğer kablonun soketlerini takıyorum. Şimdi sadece 2 tane kabloya enerji verdiğimde bütün bobinler aynı anda çalışmış olacak. Bobinler açıkta kalmasın diye bu bobinleri saklama kabının içerisine yerleştireceğim. Saklama kabının içerisine yerleştirip kapağını kapattıktan sonra biraz daha güvenli oluyor. İçerisine su girmesin diye boruların yanındaki boşlukları sıcak silikonla doldurdum. Elimde bir adet zaman saati olan bir priz var. Üzerindeki zaman saati mekanik. Saati gösteren beyaz düğmenin etrafında tırnaklar var. Bu tırnakların bir tanesi 15 dakikaya karşılık geliyor. Saati ayarlamak için butonun üzerinden sağa doğru çevirerek saatinizi ayarlayabiliyorsunuz. Daha sonra gün içerisinde hangi saatte çalışacak, kaç dakika veya kaç saat çalışacak o saatin üzerindeki tırnakları aşağıya indirerek ayarlayabiliyorsunuz. Örneğin saat 3'te sadece 15 dakika çalışmasını istiyorsanız saat 3'te bir tane tırnağı indirebilirsiniz. Eğer saat 3'te 1 saat çalışmasını istiyorsanız saat 3'ten sonra 4 tane tırnağı aşağı indirmeniz gerekiyor. Sistemin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için üzerinde bir tane test butonu var. Bu test butonuna bastığınız zaman direkt enerji göndermiş oluyor Peris. Şimdi hazırladığım sistemi bahçeye getirip suyu ve elektriği bağladım. Test etmek için butona bastığımda gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde şekilde çalışıyor. Şimdi hazırladığım sistemin çıkışına bahçedeki fideleri sulayan damla sulama ortumlarını bağladım. Şu anda saatte çalışma süresinde. Yani şu an bahçedeki fidelerim damla sulama sistemi ile sulanmaya başladı. Fideleri gidip kontrol ettiğimde gayet güzel bir şekilde sulanıyor. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.